Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda elektrik elektronik teknolojisi alanı otomasyon atölyesi 11. sınıf kitabında yer alan 9. temrinin uygulamasını yapacağız. Bu bir enkoderle sayıcı bağlantısını ve sayıcın değerini okuma üzerine bir çalışma olacak. Kullanacağımız ürünler EMCO'nun EZM4430 serisi bir sayıcı, tek setli programlanabilir bir sayıcı. Bir tane sinyal lambası, bir adet reset için kullanacağımız buton, bir adet de enkoder. Enkoderimiz yine yerli üretim olan EPCON 100 parslık bir enkoder. Biliyorsunuz EPCON'un ürünlerinin zaten tamamı yerli tasarım ve üretim. Kitabımızda da zaten onlar anlatılmış. Şimdi öncelikle çalışmasına bakalım, daha sonra uygulamasına bakalım. Enkoderimiz 100 parslık, yani bir tur attığında 100 pars üretiyor. Sadece A kanalını bağladım. Şimdi bir tur attıralım şöyle birlikte. Bakın 100 pars setlerinde 100'e ayarladığım için 100'e ulaşınca çıkış verdi. İstersem üzerinden reset yapıyorum. İstiyorsam bağladığım butonda resetliyorum. Set değerini ayarlamak istersem çok basit. Set'e bir kez basıyorum. Kaydırma tuşu aynı tuş. Bakın şimdi 200 pars alacağım. Yukarı tuşuna, onay tuşuna basıyorum. Şu an set değerini 200 değeri aldım. Artık 200 pars sayınca, yani 2 tur atınca çıkış verecektir. Birinci turumuz, ikinci turumuz gördüğünüz gibi. Bu şekilde çalışması. Peki bağlantısı nasıl? Bunu şöyle kitapçığından bakalım isterseniz. Yine internet sayfamızdan, EMCO'nun internet sitesinde ilgi ürünü bulunuyorsunuz. Özellikleri yazıyor. Altta da bağlantı şeması, ayrıntılı dosyalar, dokümanlar, teknik özellikler burada sıralanmakta. Bağlantı şemasına bakacak olursak bir adet besleme girişi var. 3 farklı besleme türü var. 220 volt, 110 volt ve 24 volt AC-DC. Röle çıkışlı. Röle kontakları normalde kapalı, açık röle kontakları var. Sensör beslemesi için 12 volt çıkışı var içinde. Sensörün buraya bağlıyoruz besleme uçlarını. Sensör çıkışlarını da buraya bağlıyoruz. A kanal, D kanal. Diğerlerini bağlamıyoruz. Bu reset butonu istersek koyuyoruz. Pause butonu da istersek koyuyoruz. Peki nasıl bağlamışız? Şöyle üzerinden bakalım. Yine üzerinde de bunu anlatmış. Şöyle gördüğünüz gibi 220 volt girişleri nötr faz. Şu en alttaki uçlar. Onun yanında üsttekiler şurada. Bir adet reset butonu. Şuraya reset butonu bağlı. Şöyle gördüğünüz gibi. Enkoder girişlerim ve beslemesi. Enkoderin bir ucunu boşta bıraktım. B ucunu. Onu da bağlarsam bu defa iki katı pars üretecektir. Yani 100 parslık enkoder 200 pars üretecektir. Bunu gerçek bir ölçmede kullanmak istersek içerisindeki kat sayıyı değiştirerek gerçek değerlerle de ölçme yapabiliyoruz. Yani santimetre, milimetre, metre cinsinden ölçmeler de yapabiliyoruz. Onun dışında bir de röle kontakları var. 10, 11, 12 röle uçları görüyorsunuz. 11 ortak uç, 10 normalde açık, 12 de normalde kapalı uçlarımız. Bizim kullandığımız model 220 voltluk modeli. Dolayısıyla direkt 220 volt bağlantısını yaptık. Rölemize fazı girdik, ortak ucuna. Açık uçtan çıkanı sinyal lambasına götürdük. Sinyal lambasının diğer ucunu da nötre götürmüş olduk. Bu da dediğim gibi şuraya bağlanan enkoder ucu. Oldukça basit bir bağlantı, zaten şemada da gösterilmiş. Burada bir tek dikkat etmemiz gereken şey, enkodere 24 volt vermeyiniz. Çünkü cihazımızın girişi 12 voltluk. Buradan 12 volt verdiğimizde enkodere, cihazımız enkoderin çıkışı da 12 volt olacaktır. Böylece herhangi bir zarar görmeyecektir cihazımız. Yine parametrelerin ayarlanması çok kolay. Buradan kullanacağımız sensör tipi veya enkoder tipine göre NPM, PNP türünü parametreyi değiştirerek rahatlıkla ayarlıyoruz. Oldukça basit, kullanışlı bir uygulama. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.